musun, ateş mi? Bazen suyum, bazen ateş. Ama suyum galiba ya. Ya da bilmiyorum. Doğru cevap ne? Doğru cevap yok. Tuz musun, buz mu? Bu ne ya? Hadi söyle. Tuzum galiba ya da... Peki sen söyle. Şemsiye misin, güneş mi? Kemal, biz birbirimizi böyle mi tanıyacağız? Neyi bilmemi istiyorsun? Yani seninle ilgili apaçık görünenlerden başka. Babamın kızıyım, annemin değil. Tabii ki ikisinin de biyolojik olarak kızıyım ama en çok babamın kızıyım ben. Ozan'a aşırı düşkünüm ama aşırı. Benim için klişeler yok. Tabii ki hayatım bir ton klişeyle dolu ama ben onları hayatımdan uzak tutmaya çalışıyorum. İstemediğim hiçbir şeyi bana kimse yaptıramaz. Eğer bir şeyi gerçekten istiyorsam sonuna kadar peşinden giderim. Yeter ki seveyim, yeter ki inanayım, güveneyim. Peki, doğruluk mu cesaret mi? Çok Amerikan. Ya doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Ben senin için ne ifade ediyorum? Tın, süre başladı. Seni beğeniyorum. Yani ilk gördüğümden beri. O çizdiğim portrelerdeki hüznü mutluluğa çevirdiğinden beri. Otobüsün camındaki buğuya yaptığın çiçekten beri. O gece elime bıraktığın hediyeden beri. Tamam. Sen sor. Doğruluk mu, cesaret mi? Cesaret. Hadi. Ya Sero, oğlum bu joystick bozuk. Değiştir lan bunu. Oğlum bir dur be, burada işimiz var. Serhat, bak şu ödevi tarayıcıya yolluyorum. Şununla bir ilgilensene. Tamam abi, zımalatıp getiririm ben. Tamam. Sero, hadi. Ne oldu lan? İşi aldım. Ne? Hayırlı olsun. Eyvallah, sağ ol. Hayırlı olsun Cemal abi. Eyvallah. Aslanım. Heyecandan okuyamadım bile. Dur bakayım. Zonguldak'ın en büyük madeni. Zonguldak mı? Ya gören de yurt dışına gidiyorum falan zanneder ha. 3-4 saatlik yol şurası işte. Orası öyle ama ne de olsa gurbet be oğlum. Hem ilk defa çıkıyorsun baba ocağından. Oho, ben sevineceksiniz falan zannederken siz oturduğunuz karalar bağlıyorsunuz. Ya anacığım sen hala ağlıyor musun? Neredesin bir saattir? Yasin okudum 7 tane. Adam vardı öyle. Ha Hüseyin, adak deyince aklıma geldi. Bana bak, küçük bir şey de olsa kesip dağıtmak lazım. Nasıl küçük bir şey? Hadi yürü, halledelim şu işi, hadi.
Alo, Nihan. Ben de seni arayacaktım. Söyle. Yok, önce sen söyle. Seni bugün kardeşimle tanıştırmak istiyorum, olur mu? Öyle mi? Tabii olur, sevinirim. İyi, süper o zaman. Sana söyleyeceğim bir şey vardı. Görüşünce söylerim. İyi, tamam. O zaman saat 1'de kulüpte. Başka bir yer olmaz mı? Yani ne bileyim şimdi, orası beni çok kasacak. Ya ama neden? Ozan çok seviyor orayı, özellikle istedi. Peki, tamam. İyi, süper. Çok sevindim. O zaman öptüm, görüşürüz. Ben de. Teşekkürler. Bak Özen'cim, baştan söyleyeyim. Öyle çocukluk anılarımızı falan anlatmak yok, tamam mı? At. Vallahi sayende heyecan bana da bulaştı. Bir sakin ol ya. Evet ya, değil mi? Neden bu kadar heyecan yani? Hoş geldin, ne haber? İyi, senden? Ya, iyi olsun. Pardon. Nasıl gidiyor? İyi, güzel. Sürpriz. Hoş geldiniz. Merhabalar. İsminizi alabilir miyim? Kemal Soydere. Maalesef beyefendi. İçeri alamıyorum. Nihan Hanım rezervasyonunuzu iptal etmiş. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Bir daha bakar mısınız? Maalesef beyefendi, yanlış anlaşılma yok. Rezervasyonunuzu iptal olmuş. Birini mi bekliyorsunuz? Yok ya, biz de öyle bir çıkalım dedik. Çoktandır gelmiyorduk buraya da. Ne yiyoruz? Ben gideceğim. Tadım kaçtı zaten. Tabii isterseniz siz yiyebilirsiniz. Gitme, çok özledim seni. Ama ben seni hiç özlemedim. Hayatım. Efendim Emir, efendim. Bunu düşürdüm. Ne yapıyorsun Emir, saçmalama. Seni seviyorum.
Tamam, çok kızdın bana. Haklısın da. Ama bak gerçekten çok saçma bir şey oldu Kemal. Senin asla denk gelmeni istemeyeceğim bir şey. Neden bahsediyorsun sen ya? Gel kardeşimle tanış demedin mi bana? Hı? Telefon açmak peki bu kadar zor mu? Geliyorum oraya, Nihan beni kapıdan aldırtmıyor. Öyle değil. Ben sadece sen gereksiz yere üzülme diye iptal ettirdim kapı girişini. Ama ben nereden bilebilirdim ki senin üzüleceğini, senin daha fazla kırılacağını? Bunun için senden binlerce kez özür dilerim. Sadece sana zarar gelmesin diyeydi. Beni korumana ihtiyacım yok. Ya bilmiyorsun işte, Emir yüzünden. Emir kim ya? Emir kim? Ben sana sordum. Erkek arkadaşın var mı dedim. Bana yok dedin. Ben üstesinden gelirim dedin, demedin mi? Sen bana yalan söyledin. Yalan söylemedim. Sizi gördüm. O herifin sana nasıl baktığını gördüm. Neyi gördün? Çıkışta orada bekledim. İkinizi mekan çıkışında gördüm. Emir'le benim aramda hiçbir şey olmadı Kemal. Olamaz. Kemal, ben sana aşık oldum. Hem de deliler gibi. Nihan. Ne oluyor Nihan? Ne işin var senin burada? Geçerken gördüm, inanamadım. Siz kimsiniz? Kemal. Erkek arkadaşım. Şaka yapıyorsun herhalde. Yok, şaka yapmıyorum anne. Ayrıca inanamayacak da bir şey yok. Buraya da Kemal'i ziyarete geldim, oldu mu? Hiç olmadı Nihan'cığım. Bak, sonuçlarını bile bile insanlara bu şekilde ümit vermen hiç doğru değil. Üzülürler sonra, cesaret ederler değil mi? Kusura bakmayın, kolay gelsin. Akşam geç kalma. Galip amcanla Emir gelecek. Kemal, sen annemi aldırma ne olur, onun derdi benimle. Ben şimdi gidip geleceğim, ne olur bekle beni, tamam mı? Anne! Anne! Hemen Kemal'den özür dilemeni istiyorum. Ne? Nihan, sen iyi misin? Bu ne saçmalık? Anne! Bana bak, bu konuyu evde konuşacağız. Kaçamazsın benden. Kemal, annem adına senden çok özür dilerim. O bazen böyle acımasızdır. Kemal! Annen haklı. Benimle aynı şeyi söylüyor aslında. Denk değiliz biz. Olamayız. Bana baksana sen! Kimse umurumda değil benim, anladın mı? Bu benim hayatım. Ya sen sağır mısın? Sen beni duymuyor musun? Sana çok aşığım diyorum. Hiçbir şeyin bizi ayırmasına izin vermeyelim, ne olur. Ne olur Kemal, ne olur sevgilim. Zonguldak'a gidiyorum Nihan. İş buldum. Zonguldak madende çalışacağım. Ben de gelirim. Olmaz mı? Kaçarım buralardan, gelirim seninle. Yaparım bunu Kemal. Kaçamazsın, öyle kolay değil. Bırakmazlar seni. Bırakmasınlar. Onlara soran mı var? Hem zaten ne olacak Kemal, Allah aşkına beni evlatlıktan red mi edecekler? Zaten sen benim babamı tanımıyorsun. Ben iyi, sen babam da iyi. Anneme çok takılmam, o da zamanla alışır. Bana bak, gelirim diyorsam gelirim. Gelirsin, gelirsin de duramazsın oralarda. Buradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama o hayatlar sana göre değil. Neymiş acaba bana göre olan hayat? Biliyorsun işte Nihan. Burada yaşadığın gibi malikane yok orada.
İçinde at koşturmayacaksak hiç gerek yok zaten. Bize bir oda yeter. Çamaşırdı, temizlikti. Arkandan biri de koşturmayacak. Pardon da sen bana beceriksiz mi diyorsun? Ben kendi arkamı da toplarım, seninkini de. Her akşam kurulu bir sofra yok. Öyle ziyafet falan hiç yok. Artık dolapta Allah ne verdiyse o var. Makarnamı beğenmiştin, hatırlatırım. Keyfine göre alışverişe çıkmak da yok. Çıkamazsın çünkü öyle bir para yok. Öyle bir şeye ihtiyacım yok. Çünkü zaten benim 1000 tane kıyafetim var. Tanımadığım bir şehir. Ailen yok, arkadaşın yok. Sıkılacaksın, bunalacaksın, yalnız başınasın. Neden? Sen gelmiyor musun? Benim senden başka hiç kimseye ihtiyacım yok. Gelir misin benimle gerçekten? Gelirim gerçekten. Yağmur. Yağmur, yağmur. Gel, gel, gel. Gel, gel. Oo, bastırdı. Oo, bir anda bastırdı. Babam ben halledeceğim dedi. Sen merak etme, ben her şeyi öğreneceğim dedin. Hepiniz bana yalan söylüyorsunuz. Hepiniz beni oyalıyorsunuz. Hayır, sen abuk subuk takıntı yapıyorsun. Hala umut var mı yani? Hani nerede Nihan? Telefonu niye kapalı? Emir! We are feeling lonely inside. Why you are not coming? Ozan is also feeling lonely. Why don't you go have fun with him? Huh? I'm not mad. Do you want to have fun? Yeah. Keyfine bak. Just leave me alone. Just go. Karen, don't screw this up. Bir mucize olsun. Bu rüyadan hiç uyanmayalım. Bu rüya değil ki. Biz gözlerimiz açık yaşayacağız mutluluğu. Görüşürüz o zaman. Tamam. Görüşürüz. Thank you.
Alo. Alo. Ya Ozan'cığım kusura bakma ya. Seni de zor durumda bıraktım ama söz her şeyi anlatacağım sana. Ben Emir Nihan. Ha, pardon Emir. Ozan yanındaysa bana Ozan'ı verir misin? Ozan yanımda ama şu an konuşacak durumda değil. Emir, Ozan'a ne oldu? Yine kriz mi geçirdi? Sakin ol. Neredesin? Emir, Ozan'a ne oldu diyorum. Bana Ozan'ı verir misin? Şu an konuşacak durumda değil. Telefon da olmaz. Çiftliğe gel. Emir, Ozan'ın sesini duymak istiyorum. Bana Ozan'ı ver, çabuk. Alo. Ozan, iyi misin? Ben birini öldürdüm Nihat. Ne? Ben katil oldum. Merak etme Nihan. Her şey kontrol altında. Ama hemen buraya gelmen lazım. Ozan'ın yanında olman lazım. Duydum, duydum. Kurtaracağım Ozan'ı, merak etme. Kötü oluyorsun sen. Gel içeri götür. Gel. Gerisini ben hallederim. Gel. Abi gel, gel. Gel kız buraya. Ne oldu oğlum? Piyango mu çıktı? Ne oldu? Hepiniz duyun istiyorum. Hepiniz şimdi duyun istiyorum. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Hayırlı bir şeydir inşallah. Söylesene oğlum. E hadi öldürme. Yakında bana kız istemeye gideceğiz. Evet. Aferin sana aslan oğlum benim. Aferin. Oh. Tebrik ederim abi. Ozan! Ozan! Hiç merak etme kızım. Bu durumu aile içinde halledeceğiz. Ailece çözeceğiz bunu. Sen hiç korkma. Ozan, bir tane bak geldim ben, tamam mı? Her şeyi halledeceğiz. Sen hiç korkma, tamam mı?
Gel. Aa! Geç abi, geç, 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 geç. Ah. Gel, otur şöyle. Otursana. Cemal, benim sana... Nihan, sabahın ilk lafını ben edeyim. Ondan sonra ne söylemek istiyorsan söyle. Olur mu? Hadi otur. Ben de şöyle oturayım. Öyle ağam şam bir sofra değil ama artık. Nihan. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Ya şimdi böyle anlatmaya çalışsam belki beceremem. O yüzden. Dün bana dedin ya, ben sensiz yapamam diye. Ben de sensiz yapamam işte. Bak ben bugüne kadar hiçbir şeyden korkmadım ama seni kaybetmekten korkuyorum işte. Elimde belki sana verebilecek bir şey yok. Ya bunu sen de biliyorsun. Ama sana bir tek şey verebilirim. Hayatım. Bir de işte böyle bir sofra her sabah bizim evde. Ne dersin? Benimle evlenir misin? Bana şimdi evet de burada bu sabah hayatımın en güzel kahvaltısını edeyim. En güzel çayını içeyim. Karşımda sen. Bütün sabahlar. Bütün sabahlarımı alır mısın? Benimle evlenir misin? Hı? Seninle evlenemem Kemal. Ne olur affet beni. Senden ayrılamam. Seninle gelirim dedikten sonra çok düşündüm ama ben bunu yapamam. Hayatım. Reddedemeyeceğim bir sürü şey paçamdan ay çekiyor beni. Ben gelemem seninle. Seninle bunu yaşayamam ben. Haklıydın. Hayatlarımız dengi dengine değil. Ben senin dünyana gelemem. Unut beni Kemal. Dengine değil. Ben senin dünyana gelemem. Unut beni Kemal. Siz ne demek istiyorsunuz hanımefendi? Bakın, bundan sonra oğlunuz kızımın peşinde dolaşmayacak. Anlaşıldı mı? Bakın,
Karıştırıyorsunuz. Tarık, Tarık kimsenin kızını rahatsız etmez. Hem o bütün gün burada yanı başımdadır. Hanımefendi, lütfen lafınıza sözünüze dikkat edin. Tamam babacığım, sakin ol ya, tamam. Yok öyle bir şey, yanlış anlaşılma var hanımefendi. Hiç de dinlemiyorsunuz ki. Tarık değil adı. Adı şeydi. Kemal. Evet, Kemal. Vildan Hanım, direkt benimle konuşabilirsiniz. Ailemi üzmenize gerek yok. Bundan böyle oğlunuz Kemal kızımın peşinde dolaşmayacak. Çünkü kızım Emir Kozcuoğlu ile nişanlı. Asla rahatsız edilmeyecek, anlaşıldı mı? Anladık Vildan Hanım. Bir daha rahatsız edilmeyecek kızınız. Baba, baba. 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 Kemal! Ambulans baba! Vardı, ambulans. Baba! Ambulans çağırın! Ambulans. Baba, iyi misin? Ambulans! Kolay gelsin beyler. Sağ olun mühendis bey. Mühendis bey, mühendis bey. Size bir şey getirdim. Ne o İsmail? Bizim hanım evde kurmuş da. Fasulye turşusu. E ben de yemekte, biz de tadına bakalım şunu. Ne demek beyim? Hemen size de bir tane. Sağ ol, sağ ol. Buyurun Hakkı Bey. Hadi kolay gelsin. Sağ olun beyim. Sağ ol İsmail. Yengenin ellerine sağlık. Sağ olun mühendis bey. Aferin Kemal. Ne için efendim? Biz senden önce ne mühendisler gördük. Ama senin gibi sevilenine rastlamadık hiç. Bir defasında bir mühendis yüzünden... Neydi adı? Cengiz beyim. Ha. O Cengiz yüzünden iş bırakmaya kadar gittiler de... Cengiz'i işten çıkarmadan rahatlamadı ortalık. Eğer ki istemedilerse vardır bir bildikleri. Yaşım kadar olmuştur. Her Allah'ın günü yerin altına giriyorlar. Onların tecrübelerini de anlamak lazım. Buyurun efendim. Kolay gelsin arkadaş. Sağ olun. Sağ olun. Yok mu senin bir turşu kuranın delikanlı? İşten güçten kısmet olmadı. Çok geç kalma ha. Sonra pişman olursun. Ömür geçer gider, kala kalırsın. Yok mu sevdiğin? Yok. Yok efendim. Bu bölgedeki çalışmayı durdurdum. Sebep? Bacada ilerlerken damarda kaya bile ona denk geldik. Orada dinamit patlattık. Gaz kaçağına karşı kontrolleri yaptırıyorum. Yapın o zaman. Zaten bakacak olursanız şu bölgede. Gaz geliyor, gaz! Gaz geliyor, sakın! Gaz geliyor, gaz! Gaz geliyor, gaz! Aranızda kaçak var! Gaz geliyor, gaz! Efendim, maskenizi takın. Herkes maskesini taksın!
Baktı yat kuyusuna! Nakliyat kuyusunda hareketlilik var. Oradalar. Talihsiye, gidiyoruz. Arkadaşımla birlikte görüyoruz. Madenin mühendisi Kemal Soydere'de son anda kurtulanlar arasında, diğer işçiler arasında yardım ekipleri tarafından, bakın görüyorsunuz, merdivenlerde iniyor. Yaklaşmaya çalışıyorum şu anda. İyi mi? Yaklaşıyorum şu anda. Çok geçmiş olsun Kemal Bey. Korkunç bir facianın kıyısından döndünüz. Hiçbir can kaybı olmadığı söyleniyor. Bu inanılmaz bir şey. Ülkemizdeki diğer maden facialarından da bu şekilde çıkılabilir miydi sizce? Çıkılabilirdi. Peki nasıl efendim? Sizce de bu bir mucize değil mi? Yer altında mucizelere ihtiyaç yoktur.
Tıpkı yeri sünnet olmadığı gibi. Başka şeylere ihtiyaç vardır. Tedbir ve denetime. Peki efendim, içerideki işçilerin durumundan biraz bahsedebilir misiniz? Müsaadenizle ailemi aramam lazım. Merak etmişlerdir. Seyf, koş kızım, telefonunu getir. Koş abine rica, koş. Nereye koşayım anne? Dur bakalım, kim arayacak? Tarık, şey yap oğlum, hoparlörü al, hepimiz duyalım. Baba bir sakin ol, bir şey yok daha ortada. Ah, oğlum, oğlum. Telefon, telefon, ev telefonu. Zeynep koş, koş. Geçelim. Alo, abi. Çok korktuk ya, iyi misin? Deli kız, iyiyim, merak etme. Yalnız sana bir şey soracağım ha. Acayip fiyakalı görünüyordun. Bak kıskandım, benden önce çıktın televizyona ha. Ay ver şu telefonu. Ya. Deli edecek bu kız beni ya. Oğlum, iyi misin oğlum? O muskan korudu seni, görüyorsun değil mi? Anacığım, merak etmedin değil mi? Ettim. Çok merak ediyorum ben seni orada yerin altındayken. Bak çöküveriyor böyle işte. Hadi dön gel artık evine, daha fazla dayanamayacağım ben. Abi, bak Leyla hanımefendinin de sana çok selamı var. Heh. Söyle güzel oğlum, söyle. Alo. Ha, Nihan abla. Konuştum ben abimle. İyi. Ya çok iyi, çok iyi. Merak etme, o yüzden aradım zaten. Aklında kalmasın. Şükürler olsun. Ben de şimdi haberleri okuyordum da herhangi bir can kaybı yazmıyor. Ama yine de böyle insan duymadan tabii olmuyor. Yok yok, vallahi bak çok iyi abim. Hatta televizyonlara bile çıktı yani, izledik. Öyle mi, ben görmedim. Vallahi izledik bak. Zeynep! Ay! Ya Nihan abla, içeriden çağırıyorlar beni bak. Hem zaten annem de neredeyse anlıyordu ya. Geçen buluştuk ya seninle. Bak sorun olmasın, tamam mı? Yoksa bir daha izin vermezler. Sonra konuşuruz yine. Tamam canım, tamam. Hadi sen kapa. Görüşürüz sonra. Tamam. Hadi öptüm, görüşürüz. Daha bilmediğim bir... Madenin mühendisi Kemal Soydere'de son anda kurtulanlar arasında. Çok geçmiş olsun Kemal Bey. Korkunç bir facianın kıyısından döndünüz. Hiçbir can kaybı olmadığı söyleniyor. Bu inanılmaz bir şey. Ülkemizdeki diğer maden facialarından da bu şekilde çıkılabilir miydi size? Peki nasıl efendim? Alo, ben de şimdi gördüm. Tekrar veriyorlar. Neyi? Nihan. Söylemiş. Akşam madem kazmasıyla yemek var. Eşli yapmışlar yemeği. Sevgili eşim bana eşlik edecek mi? İstemiyorum desen fark edecek mi? Fark etmeyecek. O zaman sıkılmadın mı her defasında sormakta? Doğru söylüyorsun, sıkıldım. Ben de o yüzden artık sormayayım diyorum, haber veriyorum. Hazırlanmaya başlanayan, geldiğimde çıkarız. Sana diyecek sözüm yok oğlum. Sen olmasan diye başlasam bitirememişim. Efendim demeyin öyle, birlikte çıktık bu felaketten çok şükür. Haklısın, birlikte çıktık. Sen oradan hesap et beni neyden kurtardın. Hem oradan çıkıp hapse girmek de vardı. Girmediysek o da senin sayende. Neyse. Benim seninle meselem başka. Nedir efendim? Eğer çözebileceğim bir şeyse. Gördüğüm her şeyi çözebileceğini söylüyorum. Buyurun. Emredin. Emir değil Kemal. Rica. Bu madenin işletmesini üstlenmeni rica ediyorum senden. Ve ortağım olmanı. Eğer ki kazadan ötürü teklif ediyorsanız. Onun minneti böyle şeyle ödenmez oğlum. Ben bunu sana başarılı mühendisliğinden ötürü teklif ediyorum. O gün orada bizi ne kurtardıysa hepsini sen kendi inadınla yaptırdın. Ben sadece gerekeni yaptım. Ben de onu diyorum işte. Ben madenimi böyle ellere emanet etmek istiyorum. Ne diyorsun? Ortağım olur musun delikanlı? Eğer
eğer ki yapabileceğime inanıyorsanız. İnanıyorum çocuğum, inanıyorum. Ben elini kömüre bulayan mühendise inanırım çünkü. Al bakalım. Nedir bu akkuve? Yeni bir enerji sahası için ihale olacak. Arkasından anlaşma. Haftaya İstanbul'da. Bizim yeni ortakları biliyorsun. İlla beni de istiyorlar. Yeni dünya işleri işte. Hakkı Bey, ben bu işlere yabancıyım ama. Değilsin, değilsin. Sen gençsin. Hemen kavrarsın işleyişi. Ben bu yaştan sonra strese girmek istemiyorum. Benim için Kemal oğlum halleder bu işi dedin. Hakkı Bey, biliyorsunuz sizin için elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım her zaman. Hay yaşa. Ben sana tüyleri vereceğim zaten. Katılacak şirketler en arkada. Sen internetten de bir incelersin. Ama hususi olarak dikkat etmen gereken isim bu. Hakkı Bey. Kusura bakmayın. Ben bu işi kabul edemem. Affedin beni. Götür. Ozancığım, bol suyla içer misin ilaçlarını? Bu doktor bir daha gelmeyecek değil mi? Her gün yalan söylüyorum adama. Niye öyle bakıyorsun? Bu evdeki herkes gerçekten de tedavi görmediğimi biliyor. Hepimiz birbirimize her gün yalan söylüyoruz. Kimi kandırıyoruz ki biz? Ozancığım, bak. 5 yıldır her gelen doktorla sen ne yaşıyorsan biz de aynı şeyi yaşıyoruz. Artık her defasında aynı şeyi tartışma. Her Allah'ın günü bize de kendine de bunu yaşatmaktan vazgeç, olur mu? İyi, tamam. Bildan, hangisi? Beni yemeğe çıkaracaksan bu. Ama iş yemeği için kesinlikle bu. Kaçtaydı yemek? Tufan 8:30 dedi. Emir gelince birlikte çıkacağız. İşte yuva sıcaklığı. Hoş geldin. Emir, ben hazırım. İstediğin zaman çıkabiliriz. Ne için? Sabri Beylerle yemek yiyecektik ya. Ha, o yemek. Sizin yorulmanıza gerek yok onun için. Ben babamla katılacağım. İzninizle hızlıca bir üstümü değişip çıkacağım. En çok neyden sıkıldım biliyor musun? Şu hepinizi parmağımda oynatırım hareketlerim var ya, onlardan. Çok mu pişmansın? Ben de öyle düşünmüştüm. Sürekli unutuyorsun. Bu ev benim. Teknik olarak evsizler. Tapusu bende. Tıpkı senin gibi. Önder'le Vildan anlaşmanın içinde yoklar. Hele o faydasız kardeşin. Bu evde onlarla yaşamayı sırf sen istedin diye kabul ettim. Senin hatırın için bu evde yaşamaları. Tam şurada. Bak. Tam da şurada bir karıncalanma yaratıyor zaten.
Üniversite Ekonomi Vakfı'nın konuğu, iş dünyasının parlayan yıldızı Emir Kolcuoğlu. Hoş geldiniz Emir Bey. Sektörde parlayan pek çok genç iş adamı var ama siz hepsinden ayrılıyorsunuz. Sizi farklı kılan nedir? Söyle bakalım Emir Kolcuoğlu. Nedir seni farklı kılan? Emir Kolcuoğlu'nun farkı bu dünyanın içine doğmuş olmasıdır. Çırpınmadım, olmadığım bir yere heves etmedim. Bu bir başarı öyküsü değil. Emir Kozcuoğlu'na ait olduğu yer. Kumaşlar ne zaman hazır olacak? Çarşamba hepsi hazır tatlım. Otelin duvarlarını önce kumaşlarla kaplamam lazım çünkü. Nasıl, sen otelde mi başlayacaksın çalışmaya? Tabii. Boyanın kimyasıyla senin kumaşların kimyasını bozacağım. Ama biliyor musun? Şahane olacak. Aç aç. Gel şöyle oturalım ya, bir şey anlatacağım sana. Bilmediğim ne olabilir ki? İş dünyasının yıldızı Emir Kozcuoğlu ile halkla ilişkiler temsilcisi Banu Akmeriç aşk mı yaşıyor? Söyle Nihan. Senden tek bir şey rica ettim Emir. Ne yaşarsan yaşa umurumda değil. Ama insanları konuşturma. Ne konuşuyormuş insanlar karıcığım? Herhangi bir magazin sitesini açsan görebilirsin. Biz seninle niçin evlenmiş olursak olalım Emir, annemi babamı düşünmek zorundasın, anladın mı? Aile itibarını düşünmek zorundasın. Şunu beni kıskandığın için yapmadığını biliyorum. Onun için de senin itibarını değil, kendi konforunu düşünmek zorundayım. Sözde karıcığım. Akşam için Banu Akmer'i çeklensin davetli listesine. Sen elimdeki en değerli şeysin çünkü. Emir Bey bugün şirkete geç gelebilirsiniz diyor Banu Hanım. Teşekkür ettiğimi söyleyin Emir Bey. İstanbul'a vardım Hakkı Bey. Ön toplantı davetlerine katılacağım birazdan. Tufan, beni uğraştırma. Bugün ihaleyi aldık farz ediyorum ona göre. Emredersiniz efendim. Sizi merak et. Kusura bakmayın. Bu arada tanıyor musunuz Kemal Bey'i? İlk ihale tecrübesi falan diyorlar. Ben ilk defa duydum adını. Hakkı Bey'in akrabası diye düşündüm ama değilmiş galiba. Neyse, tanışalım. Anlarız elbet. Tanışalım. Kemal Soydere. Hoş geldiniz. Tufan Kaner, Emir Kozcuoğlu adına. Biliyorum. Lütfen. Ahmet Bey. Sedat Bey. Buyurun, rahatsız olmayın.
Ben geç kalmadığıma göre siz daha önceden toplandınız galiba. Yeni geldik sayılır biz de. Tamamsak başlayalım. Bu kadar mıyız? Ben daha fazla temsilci bekliyordum. Bu toplantı özel bir toplantıdır Kemal Bey. Küçük ölçekli şirketleri dikkate almıyoruz. Büyükler olarak farklı bir strateji uygulayalım dediniz yani. Aynen öyle. Emir Bey hep ne der? Rakip saymadığını dikkate almayacaksın. Çok doğru değil mi sizce de? Bence değil. Kimin rakip olacağını bilmeniz mümkün değil çünkü. Evet, isterseniz başlayalım. Kusura bakmayın beyler. Böylesine özel bir toplantının yarışmanın ahlakına uygun olduğunu düşünmüyorum. Müsaadenizle. Sedat Bey. Ahmet Bey. Bu toplantı sizin için bir şanstır Kemal Bey. Emir Bey adına bunu size hatırlatmak isterim. Benim şansa ihtiyacım olduğunu varsayıyorsak eğer, Emir Bey'in de ahlaka ihtiyacı olduğunu varsayabiliriz. Bu toplantıyı organize eden Emir Bey'e bunu da hatırlasın lütfen. Buradan mı sapalım Kemal Bey? Yok. Ben şurada ineyim. Zahmet verdik size Tufan Bey. Biz hallederiz lütfen. Ya. Seni uyardım Emir. Bugün daha beter çullanacak üstümüze magazinciler. E'si bu yüzden ben seninle bu tekneden inmeyeceğim. Haber vereyim dedim. Ne yapacaksın? Yüzecek misin? Alo. Kemal Soydere. Evet. Emir Kozcuoğlu konuşuyor. Dinliyorum Emir Bey. Bugün tatmin edememişiz sizi. Ne yapabiliriz diye düşündüm. Önerim şu. Emir Bey. Siz de Tufan Bey'le aynı hataya düşüyorsunuz. Bu işlerin yürüme şekilleri sizin tarafınızdan belirleniyormuş gibi alışkanlıkla konuşuyorsunuz. Sizin yerinizde olsam. Yerimde değilsiniz Kemal Bey. Olamazsınız da. İhaleden önce bir araya geldiğimizde neden uzlaşmamız gerektiğini daha açık anlatacağım size. Bir araya gelirsek tabii. İhale günü geldiğinde eşit şartlarda karşılaşmayı tercih ederim ben. Tanışmak diyelim Kemal Bey. Sizinle tanışmak istiyorum nedense. Bu nasıl? Benimle tanışır mısınız?
Olabilir. Yarın. Yer ve zaman için ararlar sizi. İyi akşamlar Kemal Bey. Ben bir keresinde böyle düşmüştüm, doğum günümdü. Nihal Hanım, dikkat edin.